Oo, bir dakika bir dakika, geldi geldi, bak bak bak, çapraz çapraz bela geldi. Ver müziği, müziği de vermiş. Vah. Gel geri. İlla bir şekilde yapacağız ya. Allah Allah. Ay, istediğimizi konuşuruz lan. Ana ne oluyor? Oğlum bak. Oğlum bak. Ne diyorsunuz oğlum? Burada kavga çıkarttırmayın, 3 kişiyiz vallahi. Hayırdır lan? Siz sussanız oğlum. Lan ne konuşuyorsun oğlum? Hayırdır, azad abi. Allah Allah. Yapma abi. Seni öldüreyimmiş. Abi tamam. Abi tamam, camı kırdın, camı patlattın abi, tamam dur ya. Adam gitti abi. Lan, ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun? Arkadaşlar şu anda roleplay'deki Emre Bozkurt beni arıyor. Açıyorum. Abi roleplay çekiyorum, roleplay. Herkese selam söyle. Tamam. Dur, arkadaşlar Emre Bozkurt roleplay'e başlasın bak. Eğer derseniz ki başlasın söyleyeceğim. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün GTA 5 Gerçek Hayat'ın 2. sezonunun 1. bölümüne sizlerleyim. Arkadaşlar çok uzun bir süredir GTA 5 Gerçek Hayat gelmiyordu. Birazcık ara verdik, dinlendik ve eskisi gibi arkadaşlar senaryo olarak devam ediyoruz. Yani bir sonraki bölümde ne olacak diye hepiniz merakta kalacaksınız. Mutlaka senaryo yorumlarınızı yorumlarda bekliyorum. Arkadaşlar peki neden bugün başladık? Bildiğiniz üzere bugün karne günü. Umarım hepinizin karnesi böyle istediğiniz gibi gelmiş diye düşünüyorum. Gelmediyse de canınız sağ olsun. Herkes karnesini yorumlara bıraksın. Karnesi iyi gelen de kötü gelen de hiç üzülmesin arkadaşlar. Çünkü benim karneyi diyem size GTA 5 Gerçek Hayat'ın eskisi gibi devam etmesi olacak. Mutlaka bomba beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sizlerin beğenilerine cidden çok ihtiyacım var. Çünkü şu yüzden videolarım az izlendiği zaman benim moral ve motivasyonum düşük olduğu için benim yeni bir video çekme isteğim oluşmuyor. Ve biz bu GTA 5 Gerçek Hayat'ı emin olun o kadar çok zorluklarla çekiyoruz ki bu videoları. 10 kişi 15 kişi toplanıyoruz arkadaşlar. Herkesin aynı anda müsait olup video çekmesi gerçekten diğer YouTuberların yapmış olduğu içeriklere göre daha da zor, kapsamlı bir içerik yani böyle. Ona göre beğenilerinizi atarsanız bu videoya en azından bir 5000 like gelirse çok çok mutlu olurum. Şimdi dilerseniz lafı fazla uzatmayıp videomuza başlayalım arkadaşlar. Gerçek hayat başlıyor. Hem de hız kesmeden mutlaka beğenileri atın beni. Yarı yolda bırakmayın ya. Vallahi beğenilerinizi bekliyorum. Görüşürüz. Yorumların hepsini okuyup kalpleyeceğim. Herkese yoruma ne karne aldıysa mutlaka yazmayı unutmasın. Zinks! Eren nerede kaldın kardeşim ya? Allah Allah. Bu çocuk habire hastalanıyor bu aralar ya. Cık. Hamburgerlerden de bir yemek lazım bir ara ya. Vallahi billahi. Ne zamandır yediğimiz yok ya. Kolanını içeceksin. Allah'a şükür geldin ya. Allah Allah. Sağda solda biri var mı ki ya? Ya Allah kahretsin yine mi? Ya ne pislik adamsın ya. Beni rezil ediyorsun her yerde ya. Kendime geldim oğlum ya. Oğlum benim gibi nezih bir adam, zengin bir insanın yanında takılmayı hak etmiyorsun bile lan. Nezih diyorsun, çöpün yanına oturmuşsun, sinekler üstüne konuyor. Ulan vallahi bilmiyorum. Sorma, şurada hamburger reklamı gördüm kardeş. Saatleri maatleri gördüm ulan. Ne gariban adamız, yemek yediğimiz yok lan. Ulan sinekler de baksana pislikler üstüne ya. Doğru gelmiş İçeride... artık. İçeride bana sigorta var mı diyor. Ne sigortası abla ya dedim. Neyi dedim, sigorta ne dedim yani. Parayı dedin mi bari? Kardeş abi 10 lira attım ya. Çıktım boşalım. Şerefsiz ya. Vay ya. Oğlum ödemeyeceksin tabii lan. İçken tedavi olacaksın. Arkadaş getirdi diyeceksin her zamanki gibi, klasik. Neyse iyi misin? Bilmiyorum. Kendine geldi mi? Boğazına bir sorun var mı kardeşim? Boğazlarımda boğazlarım kaşınıyor bilmiyorum ya. Mevsimsel geçişler herhalde. Değişik. Neyse beyefendi hadi yürü gidelim evimize. Hadi gidelim ya, caddeye çıkak da bari ne yapalım. İyi, seni tamam, evine bırakayım orada bir oturak o zaman. Eren. Ya. Bak sabah tostunu yedin zaten, karnın acıkmasın kardeşim akşam kadar. Cebimde var ya, sana şöyle söyleyeyim. 25 TL para var. Benim yani... evde bir 5 günlük ekmek var. La onunla yemek yeriz. Az sıkıntı yok. İyi tamam, ben diyecek bir şey olamam. Fakirliğe bir çözüm bulmamız lazım diyecek başka bir şey yok da. Şuradan ya dolmuş ya. Geçerse. Bir dakika bir dakika. Aha, lan koş 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 oğlum, dur. Kırmızı ışık hemen koş la. Dayı. Hop aç lan kapıyı. Dayı körüğüne dayayım, dayı kapıyı aç. Allah Allah kapı... lan kapıyı açsana. Allah. Heh. Eren kapıyı da bize açtırdık. Gün kardeşim. Eren sen... Kardeş benim... Eren Allah belal al, Eren'i al abi hop. Allah'ın belası Eren. Dayı şuradan bir al şunu ya. Vallahi bizi bırakacaksın 2 dakika. 2 dakikalık mesafeye. 2 lira param bir... var ya. İkimiz de bırak. Bir adam başı 1 lira. Abi 50 kuruşluk adamlarız zaten ya. Gözünü seveyim ya. Baksana cebimizde. Sikelesen yani 5 gündür aynı tişörtü giyiyorum ya. Neyse. Eren dayı birazcık tip tip bakıyor. Bana konuşmayayım daha fazla. Bu dayı... Ben bu dayı gördüm lan geçen. TikTok'ta gördüm, bir tane karıya hediye atıyordum. Allah'ın belası. Eren her şeyi takip ediyorsun. Her konu hakkında bilgisin. Kardeş varız bu piyasada ya. Allah Allah. Cık. Diyecek başka hiçbir şey bulamıyorum zaten sana. Hastalığın yüzünden 10 liramız da gitti. Ne güzel akşam. Martı'da ne yiyecektik seninle? 10 liramız da geçen. Martı etinden ama karnımız doyuyor. Allah Allah. Martı mı yiyecektik? Martı etinden tavuk döner en sevdiğim. Normal tavuk oldu mu yiyemiyorum. Sıkıntı oluyor kardeş. Midemde ağrısı oluyor. Kardeş sen ayıp ediyorsun, ben gidek sahibi yakalamışlar var. Bence biz neden hastalandık biliyor musun? Daha iyi işliyor yani, daha iyi. Sağlıksız beslenmeden dolayı. Olabilir kardeş. Biz şu anda direkt ben 5 lirayı yesek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Tabii tabii aynen öyle canım.
Sırf kendi evimin elektrik faturasını ödemeyeyim diye gelip senin evinde kalıp faturaları birleştirip yani ikimiz de birbirimize para verip aynı evde kalıyoruz. Biz ne rezil insanlar. Senin evinde niye kalmıyorsun? Senin evin daha iyi. Şu yüzden kalmıyoruz. Benim evi birazcık Sezer abininki ya. Adam ayıp olur öyle pis görürsün. Sezer abininki falan diyorsun daha ayıp oluyor da neyse. Yani sen her şeyi yanlışla fesatla uğrarsan olmaz ki böyle kardeşim. Tamam. Abi Allah'ını seviyorsan kırmızıya geç neyse parası vereceğim ya. Allah Allah. Bu araba bizim mahalleye girmiyor. Lan dayı dinledi beni vay be. İşini anlat tamam. O saniyeyi görmüş oradan o yüzden gaza basmış. Çam çakal lan. Bu araba bizim o mahalleye girmeyen araba değil mi lan? Ulan bizim mahalleye girer mi ya? Giriyor doğru giriyor. Oğlum bu baba merhaba plakalı lan. Hayırdır. Her yere girer bu. İnşallah girer yani Eren. Vallahi billahi hiç yürüyemem oradan aşağı doğru. Sıkıntı çıkar. Olmadı benzinlikten araba 2 dakika şey yaparız rica ederiz. Ya oğlum aşağı kadar... Dayı sinirli bugün baksana dayı bize mevzu çıkarttırmaz şeyi. Ay ya öğrenciyim dedim ya ondan dolayı sinirliyiz ya. O sakallarla nasıl öğrenci dedin lan. Abi sen bunun kusuruna bakma ya vallahi billahi. Şerefsizin teki bu yapacak bir şey yok. Ha kartalcıya da bak şekil yapayım hep dövecek şimdi bunu kartalcıya. Dayı köşeyi dövmeden müsait bir yerde şurada inelim biz. Dayı bize şurada bir sıç ya Allah'ını seviyorsan. Adamsın sen. Atla Eren. Kardeş hadi yürü la. Allah Allah. Eren. Ben de abim şu an yani oturuyorum ya söyle. Karnın tok değil mi bak. Yok toklarım. Yani senin için gider bir yerden bir ufak icraat yaparım. Bir markete girerim bir. Bisküvit miskevit. A101'den M101'den çalarım. Orada sıkıntı görevli yok. Bir anda çantanı kontrol ettirirse bana anlık gerilim yaşarım ama. Kardeşim bir çantana bakabilir miyim? Ne? Eren gel şunun tepesine oturup güneş iyice sırtına vursun lan. Tırmanabileceğim mi oraya? Tırmanırım sıkıntı. Boğazım ağrıyor kardeş. Boğazımla tırmanmıyor mu? Ya işte. Buradan sen oradan tırmanıyorsun. Bak ben nereden tırmanıyorum. Ay baba bir yatay, İyi yatay. Otur şuraya hadi otur şuraya da güneş iyice sıkıntı. Ağaca mı çıksam ya? Ağaca çıkma otur buraya. Oğlum ne olacak la böyle? Lan oğlum öksürme lan. Ne oldu oğlum bak bir daha gidecek hastaneye gerekirse. Bedava değil mi oğlum sen? Yok oğlum ya. Allah'ım. Ben senin bedava. Orada diyeceksin arkadaşım parayı getirecek kusura bakmayın. İrazik daha hasta üzgün bir nefes yap her zaman. Ben bir kapının önüne çıkayım geliyorum falan diyeceksin. Bir hava alayım diyeceksin. Kaçacaksın ondan sonra. Aynen öyle. Taktiği söylememe gerek yok kardeş. Canımızda mı şey yapacağız yani Allah Allah. Valla bilmiyorum kardeş de ya. Onu bunu geç bir iş lazım ya. Yani şöyle devamlı bir iş lazım ya. Biz Eren, ben, zaten ben benim çok parada gözüm yok da. Aç da kalmazsak iyi kardeşim. Vallahi benim de parada gözüm yok. Eskiden de öyle ya. Şu yemek, içine... yemek yemeye vakti, şeyimiz yok lan. Paramız yok ya. Ha, şu Allah evin dolabı, şu buzdolabı olsun yeter ya benim için. Farklı bir şey istemiyorum valla. Vallahi billahi ben de aynı. Bilmiyorum nasıl olacak da. Tamamdır kardeş. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Görüşürüz. Sen kimle konuşuyorsun lan? Oğlum arada işte çocuğun birisi. Abi bana eskiden borcum vardı falan filan. Mahallede iyi sessiz la Ahmet. Ne bileyim oğlum bugün bir sessizlik sedafı mı? Oo bir dakika. Geldi bak. Çapraz. Bela geldi. Berkay Gözbek. Ver müziği de vermiş. Vah. Gel geri. İlla bir şey yapacak ya. Allah Allah. Alsın arabayı geri. Yolun ortasına mı bırakacak bu? İyi duydu bari sesimizi. Al arabayı şuraya park et şuraya. Gel. Tamam lan yanaşıyorum dur. Lan oğlum arkayı vur lan vuracaksın. Allah'ın belası. Oğlum lan. Dur araba basık çapraz gireceğim ya dur oğlum, ya. Oğlum oradan düz gelsem bile bir şey değişmiyor. Orayı görmüyorum. Allah diye. Allah ya. Eren neredesin oğlum aşağı gel dedik ya. Lan. Ne yapıyorsunuz lan oğlum? Allah'ın belası düşeceksin ya. Allah Allah ya. Ha, oğlum çizeceksin ya. Oğlum hiç arayıp sormuyorsunuz lan hayırdır. Kardeşim hoş geldin ya. Ne yapıyorsun iyi misin? Gel şöyle bir sallan ya. Vallahi adamsın. Ne yapıyorsunuz nasılsınız? Oğlum selam sabah ver lan. Allah Allah. Yabancı mıyız yani kanka, orada? Kanka hiç sorma ya. Ne oldu la? Ne oldu lan? Kanka bir şey yok ya. Öyle işte. Hayır, oğlum ben bunu mahallede gördüm. Ne oldu Berkay? Baktım yürüyordu. Kafası eğik böyle. Dedim ne oldu kardeş hayırdır falan. Dedi kanka bir şey yok dedi. Ben de dedi anlatır diye sizin yanınıza getirdim vallahi bilmiyorum. Hayırdır oğlum bizden gizli saklını var Allah Allah. Söylesene. Ya ben de öyle dedim ya. Aldım getirdim buraya kardeş. Oğlum senin sakalların ya falan filan uzamışlar. Ne oldu lan? Bir... Sen korkutun vardı, eskişin vardı oğlum senin. Kanka korkut yok. Zengin adam böyle gezer mi lan? Sikrin yok. Ya bırak lan yalan Allah Allah. Bize de garip gelmiş de fakir şey yapma. Biz... Yok kanka vallahi yok. Ahmet, ne oldu oğlum? Gitti kanka hepsi. Nasıl gitti? Çok büyük zarardayım kanka ya. Nasıl zarardasın? Ya kanka birkaç işe bulaştık ondan sonra paralar gitti. Bizde... Kalmıştır oğlum sende bir şey sen zengin adamın. Kanka kaldı. Kalanla da bir şeyler yapalım derken onun da yarısı gitti ya. Ben bir yerden araba aldım tamam mı? Taksitle adam ödeyecektim. Yarısını verdim. Ondan sonra adam geldi arabayı ben de zorla ben. Şimdi de adama bir şey yapamıyorum tek başıma yani, ya. Nasıl yani?
Oğlum nasıl adam yani? Sen... Kanka ben şimdi adamdan arabayı aldım. Tamam mı? Ha. Dedim ki taksi ödeyeceğim. Ben arabanın parasını yarısını verdim. Evet. Ondan sonra yarısını da ödeyecektim. İşte birkaç çıkıştım biraz ödemedim. Bir iki ay geciktirdim. Adam da Adam da geldi arabaya zorla beni çöktü değil mi? adam. Araba da senin Aynen. üstüne değil. Yani Aynen. hepsi. Ulan. Ulan Ömer ya. Oğlum sen bu durumda düşecek adam mıydın lan? Ya kanka Tamam işte oğlum boş ver, birkaç burada iş. biz varız. Adam şimdi senin parana mı çöktü yani? Kanka paranın yarısı adamda, araba da adamda. Kanka senin başka borcun harcın falan filan sıkıntı var mı? Kanka şimdi adama bir işte yarısını verdik. 500 milyar daha borcum var. Benim Adama olan 200 borcun milyar... değil mi? Aynen. Başka yere de bir 300 milyar daha borcum var. Cebimde de yani 200 lira para var. Benim hayatı tutunmam için de cebimde bir şeyler kalması lazım. Yani Yani kanka işte senin şu durumlar... anda gidip bizim o parayı kurtarmamız lazım. Adamdan arabayı alıp başka birine senin o arabayı zararında da olsa ufaktan 50-100 lira satman lazım. Tabii Öyle kanka görüyorum. yani Adam ne illaki yaptı? bizim... Ne diyor? Arabayı mı vermiyor? Borcunu Yok kanka ödemenin... adam hiç vermiyor, kapıdan sokmuyorlar beni içeri. Adam sana 500 bin lira verdi mi? Yok o vermedi. Araba da onda, para da onda her şey. Adam nasıl bir mafya mı, galerici mi yani böyle Ya polis kanka mi? tehlikeli bir adam ya. Eren Zaten ne diyorsun tehlikeli sen? olmasa böyle işler yapmaz adam. Vallahi ben bilemedim bir kardeş yani nasıl bir Ama olay ne anlat. beklemedin? Biz bu arabayı adamın arabasını alacağız işte, gidip kurtaracağız. Kendi Ya başımıza. onu anladım da yani ne bileyim oğlum anlamadım ben mevzuyu hala Oğlum anlamadım. çok da belaya Ne bulaşmayın bak oldu? ha. Ne oldu? Ne bileyim. Belaya ne Kanka bir de bulaşmak? Adamın adama parasına çökmüşler ya. Adamın parası parasını kalmamış. adamın alın zaten de Harbi de hani. sevindirmek için de benim eski Corvette'in plakayı golfe taktı. Ya senin üstüne yapacağım diye. Adam yapmadı da. Hiç yeri meri nerede bunun? Hiç... Kanka şu şeyde, galeride ya. Tamam, Bu benim aklıma bir merkezdeki. kişi geliyor. Benim aklıma bir şey. Biz gideriz orada konuşuruz, tamam mı? Bir çözeceğimiz adam var. Benim aklıma biri geliyor. Ben ufak bir Kanka telefon böyle mi yapıp gideceğiz geliyorum. sadece dördümüz? Tamam ve oğlum ayarlayacağım işte birini. Bekleyin, ben bir telefon çekip geliyorum. Efendim? Alo. Hey! Abi sesim geliyor mu? Telefon bozuktu o yüzden bağırdım. Kusura bakma hakkını Oğlum helal. niye bağırıyorsun? Abi özür dilerim. Müsait miydin? İyisin. Müsaitim kardeşim buyur. Abi. Heh. Ufaktan bir işimiz düştü ama iş sıkıntılı. Hayır mı şer mi? Abi birazcık hayırlı birazcık şerli. İyi. Çıkın Gelek gelin mi oğlum. yanına? Gelin oğlum. Hadi lan. Adamsın Hadi. abi, sen geliyorsun. Berkay. Efendim? Atla arabaya. Azat babanın yanına gidiyorsun. İyi hadi Eren geç lan. Ahmet ben bir Eren geliyorum nereye? dur bekle siz binin arabaya geliyorum. İyi Kanka tamam ben hadi. sürmeyeyim ya. Şoför koltuğuna oturmayayım. Hadi git geç. Adamsın lan sen. Oğlum ne zamandır araba sürmüyorsun lan. Kanka Gel. Azat babayı falan karıştırmasaydık keşke ya. Oğlum O otur zaman. kardeşimizin başı derde düşmüş. Kim bulaştıracağız geç ya. Eren nereye gitti? O nereye gitti valla. Evde bir şey unuttu herhalde dur bakayım. Gel gel gel. Ha geliyor geliyor. Oha. Oyla. Neyse Azat babanın bagajından da biz alırız. Gitti, emanet aldı geldi reis Kanka ya. o cebine değerleştir. Adam ya adam. Lan cebinde para mı var? Aç köpek. Ne Mermisi olacağı yiyecek belli bize. olmaz Allah'ım. O abi. şarjörle geliyor kesin. Mermi parası yok. Şarjörle geliyor. İçine su mu doldurmuştur bu kesin, Allah'ım Ne belası. Neyse olacağı belli beyler. olmaz. Neşemiz yerinde olsun. Azat abi bu işi çözer. Azat abinin çözemeyeceği iş yok. Hadi gidelim yanına doğru. Berkay Hadi buna bir gidelim. ara bir yazılım bir şey yaptıracağım Oğlum diyorum ya. yazılımdan önce kanka param yok ki arabayı aldım param bitti. Oğlum Varex kimse de taktıracaktım. para yok Flex lan. taktırmadım. Ulan vallahi bile Yok kardeş parasızdan yok yani. öleceğiz ya. Piyasanın Karın tokluğuna gidişatı. çalışıyoruz Dolar vallahi yani. euro zaten uçtu gitti, Allah kahretsin ya. Karın tokluğuna çalışıyoruz. Aldığımız şeyi veriyoruz kanka yani yapacak bir şey yok. Neyse gidelim Azat abinin yanına da bizim şu işi çözsün bir ya. Vallahi billahi. Çözse o çözer. Ömer sen rahat ol kardeşim. O Azat abi şey yapmazsa ben orada girerim senin için araya. Kanka valla bakalım ya, ben de işte. Arabası burada tek başına, Fırsat burada. hayırdır? Diğer çocuklar nerede ya? Vallahi bilmiyorum ki. Allah. Şuraya çekeyim arabayı şöyle de. Gelir ha birazdan. Aha geldi Aha çıktı reis. çıktı Geldi. kanka içeri. Adama karşılayalım. Hoş geldiniz gençler. Hoş Hoş bulduk bulduk abi. Nasılsın selamlar. abim? İyi Aleyküm selam. misin? Selam Gel abi hoş burada bulduk. konuşalım istersen ufaktan. İyiyim de oğlum ne oluyor bir anda? Abi kur çemberi abi. Ölüm çemberini kurun abi. Azat abi dinliyor musun abi? Dinliyorum ben seni. Abi ufaktan sana mevzuyu ayıktırayım. Ömer kardeşimizi biliyorsun. Abi bir araba Evet. almış istilacının karşısından. Arabasına çökmüşler de. Ömer de hafiften hatalı. Ama çocuğun parasına çöktüler yani. Tanıyor Abi musun? hiç Muhabbetin sorma var ya. mı? Muhabbetim olup olmamasına hiç sıkıntı yok. Her türlü gideriz de olay ne? Abi olay Abi ben şu. şimdi sen anlat kanka istersen. Ömer sen daha fazla şey yapma, kendini yorma kardeşim. Abi Ömer gidiyor 1 milyon liraya araba alıyor galeriden. 500'ünü veriyor, diğeri de senet. Ödeyemiyor bir iki aydır parayı. Adam da bir anda bunun 500 lirasını vermek yerine arabayı komple çöküyor.
Diyor işte kardeşim bizi şöyle zarar ettirdin, bu arabanın değeri şu an böyle şöyle falan filan. Laf salatası yapıyor. Adamın parasına çöktü. Bu adamın dışarıya başka borçları da var. Sıkıntıda yani şu an. Gidip o arabayı alıp satması lazım başka birine. Ne diyorsun abi? Hadi kalkın gidelim lan. Tamam abi, adamsın sen. Oğlum şöyle. Ahmet. Ne oldu? Kanka bir dükkandan telefon geldi. Benim araba gelmiş. Yazılım falan atılacakmış. Çağırıyorlar sen beni. Git, ha, tamam sen ya. Git. Arayın beni ha bak. Merak ediyorum. Tamam hadi görüşürüz. Abi yavaş git, gözünü seveyim. Çukurlara mukurlara ne var ne yoksa gir. Ne yap, param var diye de böyle yapma yani ya. Bak kardeşim mesela... açtıktan önce 5 gündür aynı tişörtü giyiyorum abi ya. Oğlum abi, ben şuradan biraz şaka şaka ya. Şaka şaka abi, sıkıntı yok. Bak şaka mesele yaptım. Para değil bak, ben size yine dedim. Dolmuş şu ne abi, burada kalmış öyle ya. İşte o. Şu GPS'ten girin bakayım bir, bu galerici kim nedir necidir. Abi nerede Ömer, sen bilirsin orayı ya. Kanka hemen bu şu merkezde ya zaten herkesin. Sen biliyorsun abi işte oradaki galeriyi. Girdim, ya, gerek ben, girdim. Ya. Ben girdim. Ben girdim abi. Buradan tamam. Sağydı herhalde. Aynen sağ sağda üstü sağ. Evet. Adam aman diyor ya, abi arabasız, yavaş. Arabasız kalmaktan kanka minibüsçülerle eşcos olduk ya. Oğlum senin ne zamandır böyle bir sıkıntın var ki bize söylemiyorsun ya. Evet ben 2,5-3 aydır böyleymiş, sorma ya. Oğlum, ha sağdaki de. Abi sağdaki. Abi. Tamam. İleriden giriş var herhalde abi. Bekle bir dakika, bekleyin bakalım. İçeride birileri var mı bakalım mı? Abi var da sen girdiysen direkt konuşuyoruz işte adamlarla. Abi fazla bir şey yapmayalım, sadece konuşalım ya adamlar. Yo. Yazı tabi çek buraya arabayı. Hızlıca şey oğlum. Of. Ne oldu abi? Kara arıyor beni, bir dakika bekleyin. Siz tamam abi, sen telefonla görüş, biz gidip geliyoruz tamam abi. Adam bir memleketi titretiyor. Kara arayınca hemen kendisi titretiyor. Vallahi billahi hiç sorma kanka ya. Vallahi neyse, inşallah burada. Bakalım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hayırdır beyler, buyurun. Abi şimdi ben lafa alayım, yine mi sen falan, ayıp oluyor ha bak. Biz sana burada abi diyoruz, büyümüşsün. Hay Allah'ın selamıyla geldik. Sakin. Aynen öyle, konuşmaya geldik efendi gibi. Abi, arkadaşın ufak tefek sana bir ayıbı olmuş. Ama sen de ayıba çok büyük bir kusurla cevap vermişsin. Öyle mi? Evet abi öyle. Adamın malına niye çöküyorsun abi? Falan filan adam birazcık konuşma tarzını incelt abi sen. Tamam mı burada yani? Yapmasa ne olur? Ne demek kardeş, ne olur oğlum bir bak. Bir dakika ortalığı gelme. Bir dakika Eren. Ortalığı yeren sizsiniz Eren, hayırdır. Adamın arabasını ne çekiyorsun abi sen? Bir dakika bak Eren, ortalığı karıştırmayın lan. Bir dakika. Sakin olun ya rica. Sesi yükseltmeyin. Şimdi kardeş sen benim bir araba alıyorsun. 500'ünü veriyorum, 500 ortalığı var. Biz bunu babamızın ayakına mı veriyoruz? Abi veririz parayı. Abi adam arabayı satar. Arabayı gider başka birine satar. Parayı kardeş, komple alır, gelir sana borcunu öder. Bak sen yanlış yapıyorsun. Tamam. Şimdi bak kardeş, 500 peşinde aldık. Taksit ödeyecekti. Kaç aydır taksitini ödemiyor bu adam. Anladın mı? Taksitini abi tamam işte, adam sana sıkıntı olduğunu söylemişti. Arabayı alırsın da abi, bu adam arabayı parasını niye vermiyorsun o zaman? Kardeş paran yoksa 1 milyon dolar arabayı bilmeyeceğim o zaman. Anladın mı? Tamam da sen adamın parasını niye çöküyorsun? Hem parayı alıyorsun hem arabayı alıyorsun abi. Aynen öyle. Var o zaman. Kardeş biz de mağdur olduk. Biz de mağdur olduk. Aracın piyasası yükseldi. Paranın değeri öldü, biz ne yapacağız? Abi şimdi sen bu adamın parasını yani komple çöktün. Ben onu mu anlıyorum? Doğru mu anlıyorum? Sen bu adamın parasını vereceksin. Duydun mu beni? Öyle mi? Adamın parasını vereceksin usta. Allah Allah. Allah. Kardeş öyle iş yok. Sen bir atlamasana lafa. Ay gözlük. Atlarsan bana bak bana. Oğlum bak. Bir dakika bak. Benim canımı sıkmayın burada. Ben sinirleniyorum iyice. Hadi gel. Eren tamam sakin. Usta sen şimdi ben buradan bir laf duyup gitmek istiyorum. Parayı veriyor musun, vermiyor musun? Ya da arabayı veriyor musun, vermiyor musun? Ben sana duyacağın lafı söyleyeyim kardeş. 500 bini getir daha, arabanı al götür, golfini arkada duruyordu araban. Adamın onun parası yok, diyoruz ki arabayı ver, arabayı kardeş, başkasına satsın. O beni ilgilendirmez, bulup getireceğim. Adam tamam. Sıkıntıda olsa sen hiç anlamıyor musun sıkıntılı durumu? Tamam o zaman sen ver borç para, kendi aranızı halledin kardeş, ben ilgilenemem. Benim bir sürü işim var, ben böyle işlerle uğraşacağım ya sürekli. Usta adam arabayı ver, adam koysun ilanı, alsın birisi, getirsin sana borcunu ödesin. Hayırdır lan? Ya öyle iş kardeş. Hayırdır oğlum? Aman aman. İcap etmez lan. Ne icap etmez lan? Allah. Aman. Azal oğlum bak, zaman. Senin kafana gözünü patlattım oğlum. Hayırdır lan? Ödet, aklın lan, ödet lan, hadi ödet lan. Azal abi yavaş, tamam abi. Ne diyorsun, buyurun. Azat abi. Ne oldu oğlum? Tanıdı mı seni abi?
Tanıdım seni. Tanıdım şimdi. Azad abi mekana geliyorsunuz da çökecekmiş gibi. Azad abi. Mekana çökeceğimiz falan yok usta bak. Adamı buraya getirttirdiniz. Adam dedi ki ben telefonla görüşüyorum Ahmet. Git hallet kardeşim dedi. Azad abi abi tamam haklısın. Bir de olmaz. Lan sen git paraya hazırla gel. Gözlük. Lan gözlük. Git içeri parayı al gel lan. Git çantaya koy getir paramızı. 500 bin liraya getir. Aman abi. Abi aman sakin. Oğlum ben size... Azad abi. Yemedim mi lan? Yemedim mi lan? Azad abi yapma abi yapma abi. Yavuşak seni. Abi. Arabanın anahtarını da getireceksin lan. Bu araba bir daha size bu borçlu değil lan. 200 milyar siz bir de borçlusunuz oğlum. Gideceğiniz o parayı getireceğiniz. Ömer git al arabanın anahtarını kardeş. Ömer çıkar git, arabanı. Git içeriden arabayı al. Azat abinin de 200 bin lirasını al Azat abiyi buraya getirdikleri için. Abi tamam abi. Hem çanta hem para. Oğlum yıkma dükkanı tamam. Aldın mı Ömer anahtarları? Ahmet gel bakayım buraya. En kasada para falan yok. Lan oğlum sana. Nasıl kalırsa kalın. Gel lan benimle içeri. Gel benimle içeri. Gel. Azat babayı buraya getiriyorsun. Aç lan şurayı. Aç şu kapıyı. Oğlum kitlemişsin bak oraya. Oradan git çantayla parayı bak, al getir. Oradan git çantayla parayı. Bak dayı vurup durmayın ha. Lan oğlum bak. Mekanınızı yıkarız lan. Mekanınızı yıkarız lan. Git paramızı geri getir lan. Azat Ahmet, babayı getiriyorsun buraya. Ahmet gel Allah buraya. Allah Allah. Gel buraya. Azat babanın namını bilmiyor musun lan sen? Yavşak. Ahmet gel buraya. Geldim. Ömer al arabanı. Azat dur, abi. Dur. Hangi arabayı istiyorsun Ahmet? Abi yo abi o kadar. Hangi arabayı? Azat abi tamam abi sen de iyice. Şuradakini bir oklayayım geleyim. Abi. Tamam abi araba. İçeriden şey... çantasıyla parasını al getir. Azat abinin komisyonunu getir. Abi araba maraba istemiyoruz. Başımıza bela olmasın. Biz yok abi bir şeyimiz olmaz. Abi öylesi savaşa meydan açar. Abi adamı ne yaptın oraya öyle mi bıraktın? Kalk lan. Kalk ayağa kalk. Ağzını gözünü tutma. Kalk lan geri. Bak. Oğlum zaten sona var ya bir daha. Bir daha karşımıza çıkma lan. Duydun mu beni? Azat abinin arabasına şuna... koy kanka onu. Arabaya da tamam. Dur. Ömer. Ömer'in parayı vereyim seninkini getiriyorum. Ömer, ben abi takip edeyim isterseniz. Tamam Ömer sen gel benimle. Gel kardeşim. Borçlar Ömer. Da bitti ha. Eren abi. Sen... Azat abinin yanına git geliyorum. Tamam öyle hocam. Ömer'in parasını bir koyayım da arabaya. Ömer'in parasını koyma. Ömer arabasını aldı. O Azat abinin parası. Sen git. İyi tamam o zaman hadi. Gel. Ömer atla kanki arabaya. Beni Azat abinin yanına götürürsün sen. Atla Ömer hadi gidelim kardeş. Yarın da bu arabanın buradan gelip tamam mı? Bu adam noter işlemini alacak. Duydun mu? Alacak üstüne bu arabayı. Yürü gidin lan. Lan ne oldu? Şimdi küfür ettirecek bana. Ömer. Duyuyor musun kardeşim? Azat abileri takip et. İleride durdursan onları. Ben onların arabaya geçeceğim. Sen buradan eve kay. Kanka vallahi her şey için teşekkür ederim. Ne demek rica ederim de şu Azat abiden nereye bastı gitti ya. Kornaya bas dursun bir. Heh. Sağda tuttur onları bir. Ömer iniyorum ben kanka. Var mı diyeceğin son bir şey? Kanka vallahi Azat baba ve Eren'e de çok teşekkür ederim. Sana oğlum, da çok her teşekkür her zaman biz buradayız kanka. Lan bizi unutma tamam mı? Yok ben kanka ne demek yani şu yani, arabayı arabadan kurtulursun hemen. Sen 2,5-3 aydır bu sorunu yaşıyorsun. Hallederdik ya, hemen unutmak ya. Unutmak değil de kanka sizin de başınızı aslında fazla oğlum ne başımızı belaya sokması. İyi ben iniyorum o zaman var mı diyeceğin bir şey? Ya kanka sana son bir şey diyeceğim. Cebimde de birkaç kuruş para var. İstersen beraber bir ticaret işine girmek isterim senin. Ortak araba alsat mı yapalım diyorsun? Kanka aynen. Çünkü İyi, ya tamam. Çok güvenilir esnaf kalmadı. Sen de uzun süredir tanışıyoruz. Diyorsun. Doğru diyorsun lan. İyi olur. Ya tamam, sen bana bir düşün kanka ona göre. Tamam. Aynen. Birlikte bir araba bakarız. Aynen ne kanka. Oluyordu? O işe bir girerim ya. Hadi Allah'a emanet kanka görüşürüz. Allah'a emanet haberleşiriz kanka. Ararsın. Yeni araban hayırlı olsun. Ne oldu lan? Eren tersizden konuşuyor. Abi tersizden niye konuşuyorum? Ben de korktum yanımıza biri mi geldi dedim ne oluyor? Azat abi. Abi ufak tefek sohbet etmemiz lazım. Senin mekana bir sür veya bize bir çay kahve ısmarlamak şu Luna Park'ın orası var ya oraya sür abi. Ayıp ettin oğlum gidelim. Abi bize bir yenge olmayan da eve giderdik de neyse. Aynen yapacak oğlum, bir şey. Oğlum lan. Neyse yenge abi. Yenge zaten hep duruyor ben anlamadım ya. Sen bize bir yerde bir kahve iç, ileride bir yer var, istediğin yerde. Şu istiyorsan şehrin yukarısındaki yere git, oradaki kahveci güzel oluyor. Gidelim bir oturalım, bir sohbet edelim Azat abi. Bir yere sür. Edelim de, bu kadar yüzsüzlük çok ağır değil mi ya? Ne abi? Bu kadar yüzsüzlük çok ağır değil mi diyorum oğlum, yok ısmarla abi, yok bunu yap abi. Abi özür dilerim, tamam. Da yok oğlum, seni yakınımız bildik ya. Yapayım, gel. Arkadaşlar şu anda roleplay'deki Emre Bozkurt beni arıyor, açıyorum. Bak. Abi roleplay çekiyorum, roleplay. Oradan arkadaşlar bir şey... Herkese selam söyle. Tamam. WhatsApp'tan mesaj atmışsın. Arkadaşlar Emre Bozkurt roleplay'e başlasın bak. Eğer dersen siz başlasın söyleyeceğim. Hadi görüşürüz abi kendine bak. Arayacağım bir sonra.
Arkadaşlar ilatla aradığı için açmak zorunda kaldım. Devam edelim. Tamam. Vallahi abi soğuk soğuk iyi geldi. Şimdi size ne diyeceğim? Söyle abi. Siz bu 200 bin lirayı alın. Niye abi alalım? Senin paran abi. Senin sayende aldık o arabayı. Yok abi ne yapacağız biz parayı? Yok yok yok. Azat yok. Abi ben şimdi sana bir şey diyeceğim. Sen bize hayır yapmayı bırak abi. Sen biliyor musun zaten sıkıntıları? Azat abi ben seni buraya niye getirdim? Abi. Niye? Ömer arabadan inerken dedik kanka dedi 200 lira param kalıyor. Sen de gel yarı yarıya ticaret yapalım dedi çocuk açıkçası. Lafı oraya getirdi. Ben de tamam mamam dedim ufaktan. Adam ümitlendi. Abi 5 gündür aynı tişörtü giyiyorum ben. Hani bindiğimiz arabayı dedim ya. Abi açlıktan ölüyoruz ya. Oğlum ben size diyorum ki benim yanıma abi, iş bu. Ben para istemiyorum bak. Ya senin yanında yani ben öyle iş yapmayacağız. Sen bizi gezdireceksin yedireceksin işe. Ben öyle utanırım abi gelemem. Ya sen bize sen beni birileriyle tanıştır. Birilerinin işlerini yaptır. Kendi işin olur. Ben aslında ufaktan şöyle bir 200, 150, 200 toplasam şöyle 5-6 tane ufağından böyle bir illegal iş kovalasam yolumu bulsam abi 10 numara olur benim için. Ama şimdi kimse yok. Öyle bir iş bulma fırsatım yok. Kendi başıma bir yere gidemiyorum. Cebimde 5 kuruş para yok. Eren de aynı durumda. Eren'le birlikte böyle bir iki iş yapsak yolumuzu bulsak oradan yürür gideriz yani. Ben anladım mı? Araba al satmayı biliyoruz. Biliyorsun bizde dükkan vardı. Ama elimizde sermaye yok şu anda. E kimsenin Ahmet de hayrına para isteyemiyoruz abi. Bize iş bul abi bak. Diyecek bir şey başka bir şey Ahmet, yok yani. Ha. Bak ne ona geliyorsunuz ne buna geliyorsunuz. Ben size diyorum ki gelin benim yanımda birazcık dolaşın ben size harçlık vereyim onu kabul etmiyorsunuz. Ama şunu kabul edersiniz diye düşünüyorum. Söyle abi. Benim ismi neydi ya? Çocuğun ismi neydi? Dur düşünüyorum ki ben. Bir dakika. Oğlum bende unutkanlık başladı la. Bak abi telefona bak işte. Telefondan konuşmaların, görüşmelerin varsa oradan bak. Bir rehberi kaydır, aklını getirtir. Bir şeyler yap abi. Arkadaş kimdi ya? Kadir he. Kadir Kadir. Bizim kirve var Kadir. He abi? Ya benden yaşça küçük ama benim küçük kirvemdir yani. Sevdiğim bir kardeşimdir. Dedem birazcık büyük. Tamam abi sıkıntı yok. Otelde bunların otelleri var. Evet, bunun babası zamanında bana emanet ettiydi. Ben buna otellere falan işe soktum. Birazcık illegallik koşturuyorlar. İllegallikte koşturduğum yani kastım şu adam korkutma. Hani adam yaralama ufaktan. Anladım. Ne bileyim dükkan çökme gibi şeyler var. Gidip bize diyorsun ki ufaktan milletin parasını falan toplayın. Çökün. Yani, o tarzda ayakçılık falan filan. O da şöyle bir şey yanındaki elemanlar ben pek beğenmiyorum açıkça söyleyeyim. Ben kolay kolay yanımda adam gezdirmiyorum. Ama sizlere ölümüne gezdiririm yani. Ben adamsın diyorum abi size gelin ben yanıma. Seni şimdi abi bize biz senin yanına gelsek devamlı kalır. Biz onu bildiğimiz için zaten gelemiyoruz. Şimdi başladık mı senin olayla bitmiyor. Ha dersen ki abi şu an ihtiyacım var ölümüne gelirim abi. İhtiyacın olduğu anda bizi arayacaksın ama ben konuşmuyorum bile biliyorum beni abi. Aynen öyle ama bize adam şu anda ufaktan para lazım abi bak sıkıştık. Yap o konuda şeyler. O konuda sıkıntı yok. Ben sizi o Kadir denilen çakalla yani benim küçük serserimle tanıştırayım sizi kirveler. Abi gidelim oteline. Bizi bir lobide oturttur. Bir yemek yiyelim. Tamam mı? Tamam. Ayarlasın bizi. Varsa bizi beğenirse o gün bizi takımda da çekeriz. Benim duruyor ama evde. Gelin oğlum şimdi de çekelim oğlum şereflice. Hadi. Abi sıkıntı yok ya. Lan hadi lan. Nereye gidin abi? Takım elbise alacağız size hadi. Abi benim evde var hiç gerek yok teşekkür ederim. Gel lan. Abi var lan. Abi var lan. Adat abi araba, sen mi buraya gelsin abi? Adat abi buraya gelsin. Atlayın şu arabaya hadi. Adat gidiyorsun abi. Bölüm bitti la. Bir ritim almaya gidiyor bir şey yapıyor. Arkadaşlar bu bölümü var ya uzun zamandır roleplay çekmediğim için o kadar çok tekrarlayıp çektik diye. Ekibe teşekkür ediyorum. Ekip sağ olsun bugün beni bizimi kara çıkardı. Oğlum birbirimizi öldürmeyin lan. Bir dakika dur. Bir bölümü 10 kere çektik. Yemin ediyorum var ya ilk defa bu kadar zorlandığımı hatırlıyorum. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Çekerken çok zorlandık. Şaka bir yana biz bizdeki böyle oyunda olan şeyler oyunda kalır. Ekip arkadaşlarıma hepinize teşekkür ediyorum. Gayet 10 numara şekilde eğlendik. Güzel bölümler gelecek. Mutlaka bomba beğeninizi bekliyoruz. Çıkan kere izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.